Bunlar 300-500 yıl öncesinde oluyor olsak, İstanbul'da olsak yine, yaşamımızı idare etmek için gerekli olan bilgiyle ortalama bir insan için manav olduğumuzu varsayalım ya da öğretmen olduğumuzu varsayalım. Yani birine öğreten birisi o dönemde, o da demirci olduğumuzu varsayalım. Hani herhangi bir meslek bir şeyindeyiz. Hayatımızı idame ettirmek için bilmemiz gereken bilgiyle şimdi 2020 Türkiye'sinin İstanbul'unda yaşarken hayatımızı devam ettirmek için gereken bilgi arasında çok büyük bir fark varmış gibi görünüyor. Yani birini hani gözümüze canlandıracak olsak, biri 8 sayfalık broşür gibi, bir tanesi böyle bir endüstri kataloğu falan gibi, böyle bir şeymiş gibi. Bu bilginin özellikle son 20 yılda, 30 yılda bir yanılsama mı, onu tartışmak istiyorum seninle. Ya yani bu bir yanılsama da olabilir bir şeyde, ya da gerçekten bu artmış da olabilir. Yani şimdi İstanbul'da sağlıklı bir şekilde yaşayabilmen için bineceğin taksiyi seçecek kadar, İşte yolları ve belli ikametleri, işte trafiğini vesairesini bilecek kadar, ya bak en basit, yani bir yerden bir yere ulaşmakla ilgili bir şeyden bahsediyorum. Ya da ne alacağını, nereden satın alacağını, nereden daha ucuz alacağını falan bilmekle ilgili çok fazla katmanlı bilgiye sahip olmak zorundasın sağlıklı bir şekilde yaşamak için. Başına bir sürü aksak bir şey gelebilir. Bu arada kırmızı ışıkta durmayı da tut işin içerisinde. Arabanın hızını, evet, hesaplayarak karşıdan karşıya geçerken olmayı, martıya binenin o martıyı kullanmayı ne kadar bilip bilmediğini bilmeyi düşün. Yani hani falan. İşte of, sevgilisiyle bilmiş, evet, flörtör aklında bilmem ne, yani şeyle ilgili dikkatini dağıtan bir sürü şey var çevrende falan. Yani bir şehir insan psikolojisinin detaylarına vakıf olmak diye. Ha yani hani bu konuda hangi semttesin, köpeğini gezdiriyor, onun dışkısını, torbasını cebinde bilmem. Yani bunların hepsini bilme, yani bilmezsen eğer bir yerde aksıyor ya da hayatı zorlaşıyor. Halbuki 1500 yılında olsaydık, 1600 yılında İstanbul fethedilmiş, o fethi sonrasındaki İstanbul'da olsaydık, çok daha az sayıda bilgiyle daha aynı stabilitede, aynı dengede kalabilirdik. Bu artış, bu bilmeye zaruriyetin artışı bizim sınırlarımıza, ortalama bir insan için. Herkes bilmekle yükümlü bir hayat yaşamak zorunda değil. İnsani temel vasıflarının dışında, insani temel vasıflarında bilmek zorundasın bazı şeyleri. Yani adaletin temel kuralları işliyor orada yani. Hukukun içinde varsa ben onu bilmiyordum diyemezsin yani. Hani ben insan öldürmenin suç olduğunu bilmiyordum diyemezsin yani. Bunu bilmekle yükümlüsün. Bunun haricinde o yeni bilgilerin hepsini bilmede acaba bir sınıra gelmiş olabilir miyiz? Ya da çok hızlı bir sıçrama yaşadığımız için hazırlıksız yakalanmış olabilir miyiz bu konuyla? Çoktan geçtik o sınırı zaten bana sorarsan. Benim ilk bu konuyla ilgili dehşete düştüğüm, ya doktora yaparkendi ya ilk öğretim üyesi olduğum zamanlar, Ankara'da olabilir, bir araştırmanın girişindeki bir ifadeyle karşılaşmıştım onunla. İşte daha evvel çok zikrettim, eğitimlerimde de söylerim. Bugün bir gazete sayfasındaki bilgi bir miktarı orta çağda bir insanın ömrü boyunca aldığı bilgiden daha fazla diye veri olarak. Şimdi bu iyi bir metafor konuyu anlatmak çok, için. Çok yani, evet, bir sayfa gazete. Ben bunun için 5 dakika harcadım az önce. Yani şimdi bir gazete sayfasındaki her şeyi elbette bilmek için okumuyoruz. Yani orada atladığımız şeyler var falan filan ama. Yani sonuçta hayatımız, bu arada ben basılı gazete görmeyeli çok uzun zaman geçti. Bilmiyorum şu anda gazeteler nasıl ama eskisi gibidir herhalde. Bir internet sayfasında şu anda aynı miktarda bilgiyle karşılaşıyorsun. Şimdi esas sorun bizim bu veriyi işleyecek bir sistemimiz olmaması. İnsanın fabrikalarının temelinde zaten bu hikaye ana konulardan birini oluşturuyor. Bu bir sorun. Şimdi bu sorunun çıktıları var. Yani günlük hayatımıza yansımaları var. Muhtemelen senin bu açtığın başlık herhalde oralara gider. Ama bence en önemli sorun şu, bir kere veri, malumat, bilgi ve bilgelik arasındaki farkı sıklıkla unutuyoruz. Bu arada bir ilahi adalet tecelli ediyor. O da şöyle, dedin ya mesela büyük şehirde bir sürü şey bilmek, trafiği bilmek, şunu bilmek, iyi yemek yenecek yeri, ucuz satılan yeri bilmek lazım. Şimdi bunlar, şimdi mesela yazılımlar var. Mesela bunun için sana rehberlik eden, işte iyi lokantaları söyleyen, ucuzluktan haber veren falan mobil yazılımlar bizden bu yükü almayı vaat ediyor. Fakat bu sefer de hangi yazılımın neyi gösterdiğini bilmek, onun son versiyonunu takip etmek falan gibi başka bilgi katmanları ekleniyor işin içine. Sonuçta biz istihap haddinden çok daha fazla bir yükle yükleniyoruz. Ya Paşa diyor ya, bu terazi bu sikleti çekmez diye. Aynen o vaziyetteyiz. Şimdi dolayısıyla bilginin önemli bir kısmı da, yani bunun üstüne eklenen bir bilgi katmanı da, yanlış bilgiyi doğruyla değiştirmek için unutman gerekenler başlığı altında toplayabiliriz. Öyle değil oğlum, böyle demeye çalışan bilgi tipi. Şimdi burada koca bir çorba var karşımızda. Bu çorbanın içerisinde
Sonuçta biz ne yapmaya çalışıyoruz? Sen de dediğin gibi 15. yüzyıldaki adamda olduğu gibi yaşamaya çalışıyoruz yani. Şimdi bu arada ama şunu da altına koymak istiyorum. Aynı hissi mesela şimdi bir Rönesans insanının oluşabilmesi için atıyorum 1000 tane kadar dünyada zaten nitelikli sayılacak kitap var. Bir Rönesans insanı o kitapları felsefe, fizik, kimya, inşaat bilmem neyle alakalı o kitapları okuduğunda bilgi sahibi oluyordu. Evet. Rönesans insanı dediğim adam da 1600'ler. Ama 1800'lere geldiğinde kitap sayısı 1000'den 100.000'e çıktı. Ve aynı sorunu o da yaşıyor olabilir o dönemde. Evet. Yani bir şeyde yani bu bir yanılsama mı acaba dediğim şey bu. Şimdi orada 100.000 iken şu anda bir ayda bizde basılan kitap sayısı 100.000. Ama yani mesela her sıradan ortalama insan dedin ya onlarla işi yok ki o zaman. Hı. Yani bugün sıradan insanın ortalama evet, bir tamam, kişinin evet, muhatap olduğu bilgi çok fazla. Problem o. Evet, evet, evet doğru söylüyorsun. Okay. Bir tıp fakültesi öğrencisinin bunalıma girmesinin en önemli nedenlerinden biri tıpla ilgili malumatın acayip yığılmış olması. Yani o kadar çok bilgi var ki bir insanın bunu hakkıyla aklında tutması için ötüler başı olması lazım. Yani hemen onu belirteyim. Böyle hafif bir tuhaflığın olmalı. İşte bir Asperger olacak ki böyle kitlenip onun dışında herkes bir kısmını alıp mesela şu uzmanlık körlüğü niye oluşuyor? Uzmanlık alanının içindekileri en azından fehmedebiliyorsun. Geri kalanı da beni ilgilendirmez diyorsun ama insan tarafını tutamayıp o azıcık bilginle de dünyaya ahkam kesmeye kalkıyorsun. Böyle sorunlar yaşıyoruz. Şimdi sıradan insanın bu trajedisi bugün çok ciddi bir trajedi bence. Yani oturup hepimiz için yani bu bölümün başlığı olarak senin öngördüğün bu kadar şeyi bilmek zorunda mıyım sorusunu ana üçüncü soru olarak hayata koymak lazım. Yani bilmiyorum birinciydi. Nereden biliyorum ikinciydi. Bu kadar çok şeyi bilmek zorunda mıyım üçüncü olmalı. Çünkü çok temel bir şey. O kadar fazla malumat toplamak ve akılda tutmakla vakit harcıyoruz ki o malumatı yaşamaya zamanımız olmuyor. O malumatı bilgiye, bilgiyi bilgeye dönüştürecek bir pişme şansımız kalmıyor. Devamlı yeni trend takip etmek, yeni bilgi takip etmek gibi bir şeyle yuvarlanıyoruz. Şimdi burada yani ürün yerleştirme yapacağım. Başka şansım yok. Yani öyle anlatabilirim. Çünkü benim yaptığım iş bununla ilgili. Şimdi biz eğitimler veriyoruz. İşte webinarlar veriyoruz. Efendim işte YouTube programları yapıyoruz. Bunların hepsinde biz insanlara bir yine bilgi vermeye çalışıyoruz bu katma için. Ama bizim verdiğimiz bilginin hakikaten o çorbadan bir farkı olsun diye bunu yapıyoruz. Çorbadan farkı da şu. Daha önce anlattım. Biz ne insanlara yeni bir beceri kazandırmaya ne de işte bir kişisel gelişim adı altında adlandırılan gaz temelli bir farkındalık yaratmışız. Öyle bir şey değil. İşte öz beceri ya da core skill dediğimiz bir hatırlatma yapmaya çalışıyoruz. Bizim verdiğimiz bilgi yeni değil. Var ama küllerin altında kalmış. Bu kadar malumatın altına yığılmış. Biz o malumatı süpürerek buradaki özü ortaya çıkarmaya, insanın ne olduğunu, aslında neye ihtiyacı olduğunu, neden kaçınması gerektiğini hatırlatmaya gayret ediyoruz. Ne yaparsa kolaylıkla yapabileceğini. Aynen öyle. Yani aslında bu hatırlatma derken en özünde hatırlattığımız şey de bu oluyor. Yani beslenme içinde, hareket içinde vesaire içinde bunun nasıl kolay yapabileceğiyle alakalı hap bilgi değil o. Senin yatkın olduğun tarafı hani böyle yaparsan bak kolaylıkla olur. Çünkü bünyen buna müsait olanı hatırlatma hikayesi. Aynen. Bu okullarda hep anlatırım ya bize verilen bir psikoloji var. Sen eksiksin sürekli öğrenmek zorundasın. Bu bize okulda sürekli yapılan bir şey. Devam biri gelip bize bir şey anlatıyor. Sınavlarda da hatırlayıp hatırlamadığımızı ölçüyorlar. Kimse demiyor ki sen ne istiyorsun diye sormuyor bize. Şimdi bu mottonun, bu şartlandırmanın, bu zihinsel endoktrinasyonun çıkıştaki sonucu, erişkin insandaki sonucu devamlı malumat toplamaya çalışıyor. Kendi sürekli eksik hissediyor ve her şey özellikle malumat tabanlı, veri tabanlı her şey dikkatini çekiyor. Televizyonda bir şey bakıyor işte virüste giriyor, aha şöyle oluyor, aha bilmem ne. Abi bunları ne yapacaksın sonra? Ya bu kadar bilgiyi aldık. Mesela ki bu biblio oburluk var işte aşırı kitap okuma hali. Mesela bir şey geziyor seneler yani Türkiye az okunan bir ülke. Ne az okunan? Mesela Japonya çok okunan bir ülke. Japonya'da herkes Einstein mi oluyor? Yani mesele sadece kitap sayfalarını çevirerek kelimeleri tüketmek değil ki amaca odaklı okuyabiliyor musun? Bir meselenin peşine düşüp de onda daha derinleşerek köhnüne vakıf olabiliyor musun? Şimdi böyle bir çaba sadece kelime tüketerek olmuyor yani ya da sayfa çevirerek olmuyor. Dolayısıyla bugünün insanının yani bu çorba içerisinde en önemli silahı hep dedim bir hedefi, bir amacı, bir hayali olması ve o yönde veriyi ayıklayabilmeyi öğrenmesi, yolda ben gerçekten neyi bilmek zorundayım ayırt etmesi. Çünkü odaklanma ve öz disiplin işte tabii, yani anlatmak. Aksi takdirde çok ciddi malumat oburluğu var. Yani etrafında bu çok fazla ve bu de bunun zıttı var.
yemişim abi, ben ne okuyacağım? Mesela ben hayatta kitap okumam diyen insanların sesi çok artıyor. Şimdi biz bunları kitap okumak güzeldir de yargılarsak yanlış olur. Bunları esas anlamamız gereken nokta bu malumat yoğunluğunun nelere sebep olduğu. Demokratik ana bakış açımı kaybettiğim nadir zamanlardır. Yani hani... Hiç de nadir değil. Ben gördüm daha önce. Çok kaybettim. Ya bir yürü git falan tavrı veriyorum yani. Şeyler şey alakalı. Batman ve Robin'in karikatürü var. Ya, aynen öyle, öyle bir durum var. Ben kitabı çat diye giresim geliyor gerçekten. Yani şöyle bir şey oluyor yani. Günde iki paket sigara içme çok sağlığa yararlıyla aynı şeyi söylüyormuş gibi geliyor bana. Yani şuursuz geliyor. Evet. Ayıltmak için tokatlamak istiyorum. Şiddet değil aslında. Orada bir sarhoşluk var. Bir vursam kendine gelsin. Ya benim burada ne işim var tokatı o aslında. Yani tamam sen böylesin de benim burada ne işim var şu anda, ne yapıyorsun? Kendine tokat atmayı istiyorum. Yani. Anlıyorum, seni çok iyi anlıyorum. Ama yine de yani hani bilmenin ne kadar önemli olduğu hikayesini belki 100.000 defa konuşuyoruz. Bilme mecburiyetimizi de. Yani hayatla, ülkeyle ilişkimizde, ailemizle ilişkimizde, sevgililerimizle, eşimizle, dostumuzla, çocuklarımızla ilişkide bilmek zaruriyetimiz. Yani dünya gerçekten bilenler ve bilmeyenler diye ayrılıyor. Başka hiçbir ötekileşme yok. Bunda çok hemfikirim ama yani bunun dışında bilenlerle bilmeyenler, bilmeyi ezoterik içerikler de kabul et. Yani hani şey, bir sol bakış attın, onu da toplayayım şeyle ilgili. Ama bunun bir sınırı, bunun bir yükü. Çünkü gerçekten insanlar baskı gibi hissedebiliyor bunu konuşuyorken. Abi bilmek zorundasın diyorum. Sağlıklı oy verebilmek için kim oy verdi beni hiç ilgilendirmiyor. Ama bilmek zorundasın. Yani o bilgiyle konuşmak yani ve gerçekten nereden öğrendi, bu bilgiyi nasıl alıyoruz falanı bilmek zorundasın. Bilmezsen sağlıklı oy veremezsin yani. Manipüle ediliyorsun, korkularınla yürütülüyorsun falan i̇şte falan. Nasıl güzel geçen bölümle bağlandı işte. Bu kadar bilme yükümlülüğünün arasında en kolay biliyormuş zannetmeyi sağlayan şey de komplo teorileri ya da uydurulmuş hikayeler olduğu için oraya yaslanıyorsun. Ben biliyorum, buna göre hareket ediyorum diyorsun zaten. Size zararı bu. Bir kere işte kendini bilmek buradan başlıyor. Nasıl bir denizin içerisinde John Smith'siz yakalandığını görürsen o zaman çabalamaya başlayabilirsin. Aksi takdirde o boğulmayı yaşamak zannedebilirsin yani. Şu anda devamlı olarak gözü yeni malumat arayan insan yani refleks olarak hababam bir şeyler öğrenmeye çalışan ya da bir şeylerde iyi olmanın illa önce öğrenmek, önce anlamak, önce daha fazla bilgi edinmek yolundan geçtiğine inanan insanların aksiyona vakti kalmıyor. Ve sonra ömür bitiyor. Öyle bir sıkıntı var. Şimdi ya bizim temel gereksinimimiz nedir? Yani yaşayan bir insan olarak. Abi 2. yüzyılda bugün arasında hiçbir fark yok. Ben sana söyleyeyim. Hala o yediğini çıkaracaksın işte. Başka bir şey yok. Ağzında çiğneyeceksin. Bu. Milattan önce 10 binde şimdi arasında fark yok. Hiçbir yani. Fark yok. 2. yüzyıl yani. Yine daha modern. Yani. Aynen öyle. Ya insanın temel ihtiyaçlarında 300 bin yıldır bildiğimiz pek bir farklılık yok. Fabrika ayarlarının temeli bu. Dolayısıyla önce yaşamımı sürdürmek için, sağlıklı, doğru bir şekilde yaşamak için gerekli bilgiye haiz miyim sorusu en önemli soru olmalı. Bence karşımızdaki bir, ya benim bir süredir yaptığım bir şey, öğrenmek durumunda kaldığım bir şeyi şöyle sınıflamaya çalışıyorum. Yaşamın öğrettiği bir şey mi, benim peşimden koştuğum bir şey mi? Yani ben mi onu öğrenmeyi arzuluyorum yoksa yaşam mı bunu bana öğrenmeye itiyor beni? Şimdi yaşamın şeyi içerisinde öğrenmeye itilebiliyorsun. Fakat burada da şu farkındalığın olması lazım. Yaşamın hangi tarafı seni itiyor? Yani sen gerçekten kendini tanıyarak yaşıyorsan karşına gelen her türlü bilgiyi böyle selpak mendilin suyu emdiği gibi em. Onda sıkıntı yok. Ama eğer bu veri sahanlığa, sosyal medya, trendler, modalar seni sürüklüyorsa o zaman sen hababam zehir emiyorsun. Dolayısıyla önce geri çekilip, aga bir dakika biz niye yaşadığımızı biliyor muyuz? Yani bu yolda niye gittiğimizi, bu arada ben bu muhabbeti mesela ana akım bir TV kanalında yüksek reytingli bir programda anlatsam hiçbir şey yaramaz. Burada anlatınca işe yarıyor. Çünkü burada bu tip konularla meşgul insan oturup bunu dinlediğinde evinde özellikle YouTube'un böyle bir avantajı var. Evinde izliyorsun. Oturup bunun üzerine düşünüp burada bir şey yapabiliyor. Yani bu dönüşüm için zaman isteyen bir şey. Ve bu kadar verinin içerisinde sen kendin pusula sorgulaması yapmazsan Allah kaptır gitsin artık. Öbür taraftan çıkacağın yeri hayal etmek mümkün değil. Hasbelkader iyi bir yere de çıkabilirsin. Yani ama çok düşük bir ihtimal. Yolda iyi şeylere denk gelirsin. Güzel rastlantılar olur. Ama esas olacak olan şey 60-70 yaşına geldiğinde ulan biz bu kadar haltı niye yedik? Ben bu kadar şeyi niye okudum noktasına gelip takılmak çok çok mümkün. Biraz gözümüzde canlandırma için şöyle tarif edeyim. Yani bir çocuk işte 11 yaşında bir çocukla karşılaştığımızda kız ya da erkek çocuğu muhtemel dünyadaki her şey olabilir olasılığı var ya. Aynen öyle. Yani
gerçekten hani dünyanın şekli değişir. Amerika'ya başkan bile olabilir o çocuk. Herhangi bir çocuk. 11 demesek de 4-5 desek daha çok. 11 yaşında bayağı bir format yemiş oluyor. Doğru yani. Söylüyorsun. 4 yaşında. 10 yaşını geçmiş çocuğu olanlar için çok üzgünüm ama. Evet yani 6-7 yaşına kadar bir şekillenmiş oluyor diye bir şeyde. Doğru 4 diyelim. 4 yaşındaki bir çocuk böyle bir dünya potansiyeline sahip oluyor. Şimdi ama 10 yaşında, 13 yaşında, 15 yaşındayken artık o potansiyellerin önemli bir kısmı dökülmüş. Belli bir seçenek alanında kalıyorsun. Şimdi önemli yaşadığımız problemlerden bir tanesini öyle zannediyorum, öyle fark ediyorum. 25 yaşındaki bir adam hala 15 yaşındaki bir çocuğun dünyadaki seçenekleri kadar seçeneğin yanında tutuyor. Yani o kadar çok seçeneğin yanında tutunca da işte mesela şey diyor yani Bodrum'da mezeci açabilirim diyor. Aynı zamanda iktisatçı olabilirim diyor. Acaba bankada çalışsam, şu kadar para verseler bankada çalışırım aslında diyor. İşte yurt dışına çıksam bilmem ne yapabilirim diyor. Bunun gibi 20'ye yakın konu konuşuyor. Yani Google'dan çağırsalar zaten durmam diyor. Yani hani bir şeydi. Şimdi 20'ye yakın çeşidi ya da 50'ye yakın çeşidi yanında tutunca her yanında tuttuğun çeşit için bilmen gereken bir katmanı da yanında tutuyorsun. Onunla ilgili konuya da duyarlı, bununla ilgili konuya da duyarlı, bununla ilgili konuya da duyarlı kalıyorsun. Halbuki bu hiç fark edilir ya da baş edilir bir şey olmuyor. Bir şeye odaklanmaya, konsantre olmaya, seçmeye, feda etmeye ihtiyaç var. Yani hani işte bak burada tam bak feda etme de üzerine konuşulur konulardan bir tanesi. Feda etmeyi öğrenmek. Feda etmeyi öğrenmek, feda etmeyi bırakmak, bırakabilmek. Bunu da çok havalı oldu. Sezai şarkısı girsin burada bir tane. Ozan verirsin sen de Sezai'yi. Vardır öyle bir şarkısı kesin. Şey diyeceğim, bugün tarihi bir gün biliyorsun. Zira az önce seninle çorbacıda oturduk. İnsanın fabrikayla 3. cildin son cümlesini WhatsApp'tan yazarak editör arkadaşa gönderdim. Kitap gitmişti zaten ama tam baskıya gitmeden önce aklımıza bir cümle geldi. Bu da okuyanlara sürpriz olsun. O son cümleyi yazdım, gönderdim. İnsanın fabrikayla 3. cilt tam olarak bu söylediğin meselenin aslında çözümü içeriyor. Şu anda fark ediyorum. Aslında yazmışım da oraya. Şimdi şey yapınca fark ettim. Hayatta almamız gereken, yani neyi bilmek zorundayız meselesi var ya, almamız gereken bilginin bence galiba, zannediyorum, tam emin değilim, öyle sanıyorum ve yumuşak konuşayım ama ki aslında eminim, en önemli kıstası şu. Çoğunlukla öyle cümleleri ben kurarım, aslında de zehirli olmuyor. Zehirli olmuyor. Şimdi kitap geliyor ya, biraz da hani arkasındaki müellif olarak bir sorumluluk var, böyle höt höt konuşmayı da çok sevmiyorum çünkü karşıma yarın bir gibi densiz gelir, mevzunun ancak soğan kabuğu gibi yüzünü bilir, gelir bana 2-3 şey söyler, bir ters konuşurum. Kamuoyunda rezil oluruz gibi. Bir takım hiç konuşmazsın sen ters Twitter'da falan. Hiç. Konuşmam, yazarım. Twitter'da 280 karakter güvenlik alanım var. Orada her şeyi yazarım. Şöyle bir şey önermişim aslında bunu konuşurken. Kitapta net olarak önerdiğim şöyle bir şey var. Bu kadar veri bilgi sahanlığı içerisinde neyi öğreneyim, neyi öğrenmeyeyim galiba en nesnel, en işe yarar, en pragmatist, en faydalı kıstası ben dediğimiz o biraz önce bahsettiğin işte sanal 10-11 yaşında dışsal faktörlerle ve değiştiremeyeceğimiz bazı kadersel unsurlarla örülmüş şeyi, algıyı, benliği genişletebilen, farklılık yaratabilen, hayatımızda ilham ve aydınlanma oluşturacak şeyler. Bu neden önemli? İnsanın fabrikayla 3. cilde sizin olacak. Çok uzun bir çıtlatacağım ama. Çok uzun bir. Aslında daha önce konuştuk. Bu ben nedir diye bir bölümümüz var bizim. Galiba ismi oydu yanlış hatırlamıyorsam. Benlik dediğimiz şeyin doğuşta tamamen hiçbir şekilde kontrolümüzde olmayan aile, sosyal çevre bilmem ne, inançlar, gelenekler içinde şekillenmiş ve bizim yaşamsal tercihlerimizi hiçbir şekilde içermeyen bir başlangıç noktası olduğunu konuşmuştuk. Daha sonra yaşarken edindiğimiz tecrübelerle bunun pasif olarak zaten genişlediğini, benliğimizin biraz olgunlaşma dediğimiz süreçte büyüdüğünden bahsettik ama bazı insanların bu bariyerleri özellikle zorlayıp kırıp, kendisinin dışındaki dünyayı merak ederek, farklı görüşlere, farklı kültürlere, farklı inançlara, farklı alışkanlıklara açılmayı tercih ettiğinde başlarına neler geldiğini konuşmuştuk. Böyle bir benlik, yani dar bir benlik, başlangıç benliği insanı belli bir yaştan sonra sıkmalı. Sıkmadığı zaman ne oluyor? İnsan daralıyor. Mesela bağnazlaşıyor. Bir şeyin içerisinde tıkılıyor ve onun dışındaki dünyayı yok sayıyor. Öyle bir ihtiyaç, öyle bir yaşam, öyle bir paralel dünya yokmuş gibi varsayıyor. Ve geri kalan herkesi ya düşman, ya aptal, ya delüzyonel falan görüyor. Böyle sanrı içinde bu insanlar falan filan gibi. Dolayısıyla bugünün bu bilgi deryasında, daha doğrusu veri deryasında, bilgi yok ortada, veri var. Bu veri ve malumat deryasında bence en önemli kıstas, arkadaş ben bu mevzuyu öğreneceğim, hayatımı alacağım da
bu benim benliğime nasıl bir katkı yapacak, beni nasıl bir üst seviyeye taşıyacak? Böyle baktığın zaman bence bir insan bu bakışı yakalayabildiği zaman inşallah bana da nasip olur. Her sohbet, her okuma, her deneyim, her seyahat, her sürpriz insanın kendi benliğini genişleten bir vesileye dönüşüyor. Ve bir süre sonra zaten öğrenme ihtiyacı ortadan kalkıyor. İşte bu, şimdi böyle dedim diye birileri zıplar gene kesin ama bizim mesela belli bir noktada artık okumadan, sormadan, araştırmadan bilebilme hali, bilmeden bilme hali, örüntü gözü hali, hikmetle bakabilme hali derdi eskiler. Onun geliştiği hale ulaşmanın yolu bu gibi geliyor bana. Öyle bir seyahatteki birisi için burası cennet. Bak bu kadar veri cennet olur. Ama nereye gittiğini bilmeyen, sadece bütün dünyanın verisini o daracık başlangıç benliğine tepiştirmeye ve orada anlamlandırmaya çalışan insan buranın adı cehennem. Yani gerçek bir cehennem olur. Çünkü sürtünmeden sıcak yapar abi. O kadar veri buradan geçmez, anlatabiliyor muyum? Boru dar. Biz bu kadar veriyi alamıyorsun. Abi biraz genişle, biraz büyü, biraz olgunlaş, biraz bakış açın değiştir. Yani o zaman çok şöyle anladım. Doğru şekilde destekleyip desteklemediğime de karar verelim. 1500'lü, 1600'lü yıllarda İstanbul'da olsaydın ya da hadi İstanbul'un bir kasabasında oluyor olsaydın. Girdiğin insan, iletişime geçtiğin insan sayısı, biçim vesaire anlamında benliğinin çapı belli bir alanda durabilirdi. Şimdi, hatta kalmak zorundaydı belki de. Belki de çünkü evet. Ama şimdi teknolojinin de getirileriyle beraber çok daha fazla sayıda insan, çok daha fazla sayıda olay, çok daha fazla sayıda fikirle aynı anda karşılaştığın için benliğinin de bu karşılaştığın şeylere göre genişlemesi gerekiyor. Bu genişleme gerçekleştiğinde bilgi almada bir sorun yok. Vurdukça masa titriyorum bu arada. Benliği genişletebildiğinde, çapını büyütebildiğinde gelen bilginin çoğunluğu, yani büyüklüğü, büyük ansiklopedileri olmasında bir sıkıntı yok. Sorun bunu kabul eden zihinsel örüntü ağının dar olması ile ilgili. Hani benlik dediğim şey birazcık böyle bir biçimlendiriyor olsak. Böyle tarif ediyorsun, doğru mu? Mesela, güzel bir alternatif bir bakış açısı da oldu. Tapınak, Delphi Tapınağı'nın tepesine Nosa Ipsum kendini bil yazan kültür. Kendini bilmek için ne yapıyor? Mısır'a gidiyor, Bağdat'a gidiyor. Ege'den kalkıyor, dünyanın öbür ucuna gidiyor. Ne zaman? Milattan önce bilmem kaç. Şimdi bu insanlar niye geziyorlar? Neden Pisagor gidip Mısır'da bilmem ne öğreniyor? Bugün internette bir tıkla yapabildiği şeyi adam o kadar çabayla yapıyor o zaman. Orada ne yapıyor? Gidip başka bir kültürü, başka bir inancı, başka bir dünyayı görüyor. Ve diyor ki benim bakış açım çok darmış, şöyle genişleyeyim. Ve oradan bir irfanla dönüyor. Yeni bir bakış açısıyla dönüyor. Şimdi düşün. Yani bir tıkla milyarlarca insanla bağlı olabildiğin bir dünyada Pisagor gibi olsan nasıl olurdun? Yani bugün mesela bir yeni Descartes'lar, yeni işte Farabi'ler, yeni Pisagor'lar nasıl yetiştireceğiz diye düşünüyoruz ya. Hep böyle sözde bir hayalimiz var ya. Hayal var da plan yok. Net olarak bu insanlara vermemiz gereken şey kendi yetersizliklerinin ikrarı, kendi yetersizliğini fark etmek ve genişleme yollarını özellikle biyografik örneklerden öğrenmek. Sonra da veriyi ona göre kullanmak. Bu çok zor bir şey değil yani. Sonuçta bir de şey konusunda senin söylediğin cümle, onu tekrar geri getirip altını çizmek istiyorum. Bilgi, data, veri, malumat ve bilgiyi doğru ayırt etmek gerekiyor birbirinden. Yani belki de bizim o bize çok yığıldığını düşündüğümüz şeyin çok büyük bir kısmı malumat oluyor. Yani anlık ve işte gözümüz önünden gelip geçen bir şey oluyor. Mesela bunu şöyle örneklendireyim, yani bizi izleyenler kafalarını daha rahat canlandırsınlar. Daha önce anlattık mı bilmiyorum ama mesela veri dediğin şey bir kitapta, bir sayfada yazılı olan kelimeler, harfler, işte onların verisel değeri. Tek başına hiçbir anlamı yok. Hatta mesela İngilizce bilmeyen biri İngilizce bir sayfadaki terimleri kendi dilinde kelimeleri fonetik olarak okuyarak o veriyi şey yapabilir. Onun bilgi haline dönüşmesi için o dili bilmek, cümleler arasındaki anlamlı bağlantıları fark etmek, pardon malumat olması için o bağlantıları fark etmek ve bir mesela metin olarak bunu ezberleme halini düşün. Çünkü o bir malumat olarak orada anlamlarını da biliyorsun kelimelerin. Bilgi olması için bunu belli bir gerçek hayat karşılığında uygulayabilir ya da sorulduğunda anlatabilir. Kendi cümleleriyle ifade edebilir bir hale dönüştürmüş olmak lazım. Bilgelik haline gelmesi ise o okuduğun şeyi çoktan unuttun. O sende artık bir davranış haline döndü. Senden otomatik akmaya başladı. Bu da bilgelik hali. Yani onu bir şekilde yaşıyorsun. Bir düşünelim şimdi. Hayatımıza sahip olduğumuz veri ya da bilgi ya da malumatlar hangi seviyede? Yani bilgim, verim, malumat mı? Şunu göreceğiz. Maalesef
hayatımızı doğrudan ilgilendiren siyasi kararlarımız, futbol takımı taraftarlarımız, ana baba sevgimiz, dinimize bağlılığımız, ne ararsan çoğu malumat düzeyinde. Bak, bunu çok birebir destekleyen bir şey söyleyeceğim. Herkes internet kullanıyor, herkes web sitesi kullanıyor, herkes analitik nedir biliyor, herkes de hemen çıkma oranını biliyor. İşte hemen çıkma oranı dediğin şey malumat. Aynen öyle. Hemen çıkma dedin. Bizim YouTube videolarında öyle bir şey vardı. Belli bir süre kalıyorlardı, sonra çıkıyorlardı. Bir şeyler öyle istatistikler var. Bizim sitede de var. Bizim sitede bayağı uzun kalıyorlarmış ama galiba, değil mi? Evet, sen de büyük oran demiştin. 20-30. Mesela bayağı uzun kalıyorlarmış. Şimdi buna mesela biz seviniyoruz. Aslında yani %20-30'u uzun kalıyor diyelim. %70'inin çıkması aslında kederlenmemiz gereken bir durum. Adamma sen orada el emeği, göz nuru, halı dokuyorsun. Öyle bak falan. Başka bir yere gidiyor. Kısmet değilmiş tabii de. Yani öyle çok aşağılamak için söylemiyorum. Yani onun da okuyacağı ya da o bilgiye denk geleceği başka bir zaman var. Ama bu kültürü, buna bir dokunduğumuzu düşünelim. Yani bunu hayatımızda bugün sınamaya başlasak emin olun bir hafta sonra çok şey değişiyor. Yani benim ne de verim var, ne de malumatım var, ne de bilgi sahibiyim ve ne de bilgi oluşturabilirim ya da bilgileştim. Bu gerçekten galiba kapı... Ulan ne konu açtın arkadaş ya? Vallahi ama sağlam yere ilerledi. Güzel. Yani hani umduğumdan daha geyik kafayla açmıştım konuyu ama ben de bak farkındaysan şeyle çıktım. Ondan çıktım başka bir kafayla. Evet. Yani neleri bilmemiz gerekiyor? Gerçekten galiba en temel sorularımızdan bir tanesi bugün insan için. Bunun üzerine biz biraz daha eğilelim. Az sonra.